Merhaba. Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu'nda GMK projesiyle alınan veri toplama kartları ve yazılımla ilgili genel bilgiler vereceğim. Veri toplama kartları birçok çeşitliliği olmakla beraber günümüzde Arduino ile başlayıp çok profesyonel RIO kartlarla Endüstri 4.0 uygulamaları gerçekleştirmektedir. Öğrencilerimizin daha uygun fiyatlı olarak kullanmakta olduğu Arduino kartlarla biz uygulamalarımızı yapmak. Veri toplama kartları robotik sistemlerde, mekatronik ve bilgisayar yazılımlarında kullanılan otomasyon yazılımları ve uygulamalarıdır. Bu donanımlarla biz istediğimiz robotik hareketleri, motor hareketlerini, analog sensör ya da dijital sensör giriş çıkışlarını rahatlıkla bilgisayarımıza aktararak kontrolünü ve veri toplama işlemlerini rahatlıkla yapmaktayız. Şu an elimizde bulunan MyRIO dediğimiz National Instrument firmasının Amerikan menşeli bir firmadır. Bunun analog giriş, analog çıkış, dijital giriş çıkış ve counter dediğimiz birçok portu bulunmaktadır. Burada ise gene aynı firmanın daha küçük çaplı, port sayısı daha az ama endüstride kullanılan bir uygulaması var. Türkiye'de de Lutri yazılımının gerçekleştirmiş olduğu LabVIEW uyumlu, bizim programlarımıza uyumlu bir kart bulunmaktadır. Bunda da 3 kanal frekans veri toplama kartı olarak kullanılan bir karttır. Arduino, şu an güncel olarak kullanılan Arduino kartları ise öğrencilerin daha çok evlerinde uygulamaları, sensörleri öğrenmeleri için ve LED'leri yakıp bir makineyi çalıştırmak için kullandıkları setlerdir. Arduino'nun iki çeşidi var şu an elimizde. Arduino Mega ve Arduino Uno dediğimiz kartlar. Bu kartlar piyasada çok ucuz olduğu için rahatlıkla öğrencilerimiz alıp uygulamalarını evde yapabilmektedirler. Mekatronik bölümü ve bilgisayar programcılığı bölümlerinde veri toplama dersinde ve diğer kontrol derslerinde, sensörler derslerimizde bu kartı görüp LabVIEW dediğimiz bir yazılımla bunların nasıl çalıştırıldığını derslerimize anlatacağız. MyRIO dediğimiz bu kart embedded özelliği olmakla beraber 40 tane dijital giriş çıkışı, 6 tane analog out'u, 10 tane de analog input dediğimiz veri girişlerini sağlamaktadır. Ayrıca akselerometre özelliğiyle, yani hız ivme ölçer özelliğiyle konum sinyallerini rahatlıkla almaktayız. Bir diğer özelliği de yapılan yazılımın bunun içine gömülerek, yani embedded yapılarak rahatlıkla bilgisayar olmadan kontrol sistemlerini gerçekleştirebiliyoruz. İlave olarak şunu söyleyebilirim. Wi-Fi özelliğiyle de rahatlıkla uzaktan kablo bağlantısı olmadan bunun kontrolünü, ölçümlerini görebiliyoruz. İlave olarak bir ilavesi daha, rahatlıkla USB cihazları bağlayıp kamera mesela bağladığımızda görüntü işlemeyi de rahatlıkla yapabiliyoruz. Bir özelliği daha, ses giriş çıkışlarıyla ses analizlerini yapabilir. İstediğimiz sesleri bu kartı bağlayarak hoparlörle de çıkışını sağlayabiliyoruz. MyRIO ile gelen iki tane konektörümüz var. Şu kısma baktığımızda öncelikle analog out'larımız, artı eksi 15 voltumuz, analog input'umuz, dijital giriş çıkışlarımız var ve 5 volt giriş çıkışımız var. 5 volt çıkışımız var daha doğrusu. Bunların dışında ekstradan bizim elimizde şurada 34 yaklaşık 68 tane uç var ve bunları bağlantısı için de şu breadboardlarla rahatlıkla bağlantıyı sağlayabiliyoruz. Bunlar ne işimize yarıyor? Öğrencilerimiz deneylerini yaparken LED bağlayacak ya da direnç bağlayacaksa bu breadboardlar aslında dışarıda özellikle şu şekilde olan breadboardları National Instrument firması kendisine özel olarak tasarlattığı bu board'a yerleştirdi. Yani biz bunu artık kullanmıyoruz. Dolayısıyla burada öğrenci rahatlıkla bunu Arduino MyRIO'ya bağlayarak buradan giriş çıkışlarını rahatlıkla yapabilecek. Burada giriş çıkış uçlarının konektörleri var. 3 volt var, 5 volt var,
15 volt var. İstediği UART dediğimiz seri portlarımız var. Analog out ve analog inputlarımız rahatlıkla buradan kontrolünü yapabiliyor. Ayrıca buradan da kullanabiliyor bunu. Veri toplama kartları yani data acquisition kartlarını kullanırken bilgisayarda bunların uyumlu olduğu bir yazılım var. Bu yazılım bizim kullandığımız yazılım LabVIEW yazılımıdır. Amerikan menşeli bir yazılım. Ama bunu okulumuzda ders olarak da anlatmaktayız. Görsel programlama dersleri ve programlama temelleri derslerinde bu dersler anlatılmaktadır. LabVIEW yazılımı şu an günümüzde çok eskiden de zaten kullanılan NASA'da ve Hubble teleskobunda kullanılan bir yazılımdır. Bunu Türkiye'de çok fazla bilen olmadığı halde biz yüksekokulumuzda bu dersi vermekteyiz. LabVIEW yazılımını şöyle anlatabilirim. LabVIEW yazılımı dosyası VIA dosyasıdır. Yani Virtual Instrument, sanal enstrümantasyon dediğimiz bir dosya uzantısı vardır. Word dosyasının uzantısı DOC'sa, Excel dosyasının uzantısı da XLS ise, bu LabVIEW'de yazmış olduğumuz yazılımların uzantısı da VIA'dır. Onun için yeni bir VIA açarak biz programın başlangıcını yapabiliriz. Normal bir program gibi gözükmese de bu programda LabVIEW'de kod yazmak gereksizdir. Yani kod yazmak eğer olmayan bir modül varsa kod yazabilirsiniz. Ona da uyumludur. C tabanlı yazıldığı için C ile yazılmış olan yazılımları buraya modül olarak eklemek de mümkün. Yazılımın iki tane penceresi var. Birincisi ön paneli, diğeri de blok diyagramıdır. Ön panelde burada kullanıcının görmesi gereken butonlar, seçme düğmeleri ya da nümerik sayılar, görsel olarak istediğimiz şeyleri, sayısal değerleri aktarmakta kullanabiliyoruz. Onun dışında grafik seçeneklerimiz de var. Yani herhangi bir şeyi rahatlıkla grafik olarak görebiliyoruz, ölçümleri yapabiliyoruz. LabVIEW yazılımını daha çok mühendisler kullanmaktadır. Burada bir tane çok basit bir örnek vereceğim. Normalde kod yazarak bir iki sayının toplamını yapabilirsiniz ama LabVIEW'de bu nasıl basit olarak yapılıyor göstereyim. Mouse'un sağ tuşuna, ön paneldeyken mouse'un sağ tuşuna basarak iki tane sayı girişi alıyorum. Bu iki sayının toplamının sonucunu gösteren bir indikatör alıyorum. Burası kullanıcının gördüğü, sayıların girip sonucu gördüğü kısım. Ama arka tarafta kod yazma kısmına bakalım. Bunlar. Simge olarak bu şekilde gösteriliyor. Bu iki sayıyı toplayacaksam gene mouse'un sağ tuşuyla matematik kısmını açıyorum. Şurada. Burada kesinlikle kod ezberleme diye bir seçeneğiniz yok. Her şey belli. Artı işaretinin toplama, eksi çıkarma, artı bir, bir artırmak, mutlak değer, yuvarlamak, karekök, x kare neyse bir sayının karesini almak gibi seçenekler o kadar fazla ki buradan simgelerden ne olduklarını zaten biliyorsunuz. Unutsanız bile üzerinde yazan şeylerle rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. ADD normalde kod olarak yazdığınızda ADD diyerek kodu yazıyorsunuz ama ben sadece bunu alıp simgeyi yerleştirip sayıların bağlantılarını yaparak sonucu da buraya bağlayarak rahatlıkla programı çalıştırabiliyorum. Şimdi sayıların toplamını rahatlıkla işte 34 ile 23'ü topladığımda 57 yaptığını görebiliyorum. Bunu daha da görsel olarak yapalım. Bunu hemen görselliğe dönüştürmek için şu şekilde bir simge haline getirebiliyorum. Ve sonucu buraya rahatlıkla yerleştirebiliyorum. İzleyin. Diyelim ki 200 ile 230'u topladık. Bu şekilde de görselliğimiz oluşmaktadır. Çok da rahat ve kolay bir şekilde istediğim değişiklikleri yapabiliyorum. Evet, şimdi burada 3 tane örnek işleyeceğiz. Birincisi bilgi girişi. Bilgisayardan dışarıdan bir butona basıldığında bilgisayardan bir şey görmemiz gerekiyor. Butonumuz burada. Bu düğmeye bastığımda bilgisayardaki ekrandaki butonun
tonun yanmasını sağlayalım. Burada hemen hazırladığım bir örnek vardı. Buton. Bu buton şu an gözüken mekanik olan bir buton. Dijital 5 voltu veriyorum. Düğmeye bastığında 5 volt gidiyor. Kısa devre oluyor. Bunu rahatlıkla buradan nasıl düğmeye basıldığını nasıl algılatabilirim? Şöyle çalıştırdığımda programı. Şu an buton çalışmıyor. Ben düğmeye bastığımda ekrana da bakalım. Çok rahatlıkla şu an butona basmanın, yani mekanik bir kısmın yazılıma nasıl aktarıldığını görebiliyoruz. Evet, şimdi bilgisayara bilgi girişi yaparken bizim iki çeşit bilgi girişimiz var. Analog ya da dijital. Biz analog bir örnek yapacağız. Burada analog örnek derken elimde bir sensör var. Bu sensörde biz ölçüm yapabiliyoruz, mesafe ölçümü yapabiliyoruz. Analog voltaj girişi ve duruma göre de analog çıkışını alıyoruz. Burada lineer sensör olduğu için bu normal bir potansiyometre gibi düşünebiliriz. Ama bu lineer doğrusal olarak ölçüm yapıyor. Bunun mesafesi rahatlıkla 300 mm'ye kadar çıkıyor ve bu mesafeyi biz bilgisayarda ölçebiliyoruz. Bunu nasıl ölçüyoruz? Göstereyim. Bununla ayrıca mesafe ölçerken hız olarak da ölçümü yapabiliyoruz. Mesafe farkı ile hız farkı arasının bölümü yapıldığında hız ölçümü çok rahatlıkla yapılabiliyor. Bunun için öncelikle potansiyometremizin üzerine bakalım ve bağlantıların nasıl olduğunu gösterelim. Lineer potansiyometre bu sensör. 1 ve 3 numaralı uçlara 5 volt veriyoruz. 2 nolu uçtan da biz voltaj değişimini, yani analog voltaj çıkışını tak kartımıza bağladığımızda buradaki mesafeyi rahatlıkla ölçebiliyoruz. Buradaki konnektörler rahatlıkla şu an 1, 3 ve 2'ye bağlı ve bunlar da veri toplama kartımızın analog inputlarına bağlı. Şimdi bunu bağlantıları yaptım. Yazılıma nasıl aktaracağım? Bunu görelim. Öncelikle bir while loop döngüsüyle bunun programın zeminini hazırlıyoruz. Daha sonra veri toplama kartımı yazılımda alıyorum. Veri toplama kartımı asistanını çalıştırdığımda ne yapacaksam, şu an ben analog voltaj ölçümü yapacağım. Burada analog input yapmam gerekiyor. Analog input'ta ne ölçeceksem rahatlık. Ben şu an voltaj ölçmek istiyorum. Seçtim. Benim 8 tane voltaj analog girişim var. USB 6001'de analog input 0'ı seçip portumu bağladım. Şu an bağlantım hazır. Ve şu an denemek için bir run yapalım. Bunu da continuous yapalım. Devamlı çalışsın. Şu an burada voltaj görüyoruz. Ve bu voltaj 60 milivolt civarında. Ben bunu çalıştırdığımda bu mesafe arttıkça şuradaki voltajı arttığını görüyoruz. Şöyle hareket ettirelim. Bunu test aşamasında şu an datamı aldım. Rahatlıkla çalıştığından eminim. Yapacağım olay yazılımı nasıl yapacağım? Şimdi dikkat edersek asistandan data girişi var. Bu data girişini mouse'un sağ tuşuna basarak create indikatör diyorum. Numerik indikatör. İndikatör gösterge demektir. Bunu aldım. İstersen bunu grafik olarak da çıkışını alabilirim. İki tane çıkışım var. Bakalım bunlar neler. Burası numerik olarak sayısal. Burası da grafiksel olarak gösterim. Şimdi ben bunu çalıştırdığımda şurayı sabitlemem gerekiyor. Diyelim ki 10 voltla 0 volt arasında bu sabit çalışsın. Şimdi çalıştırdım. Evet, şu an yaklaşık 3.8. Burada grafikte de 3.8'i gösteriyor. Ben mesafemi sensörü şöyle yapalım.
şu şekilde. Yani bunu koyulaştıralım ki gözüksün nasıl oldu. Tekrar sensörü çalıştırıyorum. Burada ben voltajı nasıl değiştiğini ve bilgisayara buradaki voltajın nasıl aktarıldığını görebiliyorum. Şimdi şu an maksimum 5 voltu gösteriyor. 5.05. Voltaj olarak 5.05 voltu ölçüyorum. Peki sıfıra getirdiğimde, konumu sıfıra getirdiğimde, şu an sıfır olduğu için burada da data olarak, voltaj olarak da sıfırı ölçüyorum. Şimdi sıfıra sıfır. Burada grafiksel olarak görüyoruz, voltaj olarak görüyoruz. Peki bu voltajın bize faydası ne? Kullanıcı bunu bilemez. Bunun 3 volt mu, 5 volt mu olmasının bir anlamı yok. Bizim için önemli olan bu voltajın metreye, sıcaklığa, santigrat dereceye, kiloya çevrilmesidir. Bütün analog ya da dijital sensörlerin hepsinde bir voltaj çıkışı vardır. Daha çok analog voltajlarla biz bunları lineer ise çok rahatlıkla formüle edebiliyoruz. Şimdi sensörden gelen 0 ile 5 volt arasındaki voltaj girişlerini rahatlıkla bilgisayara aktarabiliyoruz. Ama bu 5 voltun ya da 3 voltun, 2 voltun bir anlamı yok. Kullanıcı için bir anlamı yok. Burada önemli olan bunun kaç santim olduğunu, kaç milimetre olduğunu göstermek. Dolayısıyla bizim yapacağımız bir formül var. Analog lineer sensörlerde kullanılan bir formül. Bu formülü şu şekilde yazabiliriz. Y eşittir AX artı B. Bu lineer doğru denklemdir. Burada Y, burada kullanacağımız santimetre, burada X ise volttur. A ve B sensöre göre değişir. Hangi sensör kullanılacaksa burada A ve B'yi bulmak için biz iki tane nokta belirleriz. Bu referans noktaları birleştirdiğimizde doğru oluşur. Y eşittir AX artı B doğrusu. Bu doğru bizim ne işimize yarıyor? Gelen voltajı A ile çarpıp B ile topladığımda ben santimetreyi buluyorum. Dolayısıyla burada maksimum mesafem 300 mm, 300 mm'ye karşı da kaç volt ölçüyorum? 5 volt ölçüyorum. Bunun kaç katı? 60 katı. Dolayısıyla A 60'tır. Peki bu sensörümüzün formülü nedir? Y eşittir 60x'tir. Burada x volt, y ise milimetredir. 5 volt geldiğinde 60 çarpı 5, 300 milimetre. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Gelen voltajı 60 ile çarptığımda ben mesafeyi ölçmüş olacağım. Programda şunu yapmam gerekiyor. Programı durdurdum. Bir çarpma işlemi yapmam gerekiyor. Gelen sayıyı buradan seçiyorum ve buraya da sabit bir sayı giriyorum. Bu sayı da 60'tır. Dolayısıyla şimdi okuduğum voltajı milimetreye ölçümünü yapabileceğim. Voltaja karşı mesafeyi ölçmüş olacağım. Şimdi tekrar çalıştırayım. 300 mm. Peki bunu burada nasıl görüyoruz? Görelim. Şu an 300 mm'de. Ben bunu çıkarttım, düşürüyorum.